şiir, ölçü ve başı boşluk. Sual. Bir arkadaş şiirlerin ölçülü ve kafiyeli olmalarına itiraz ediyor. Ölçü ve kafiye maksadı anlatmaya mani oluyor. Aruz vezni, hece vezni bunlar gereksiz. Şiir serbest olmalı diyor. Arkadaşın söylediği doğru mudur? Cevap. Şiire değil, kötü şiire karşı çıkılmalıdır. Her şiire karşı çıkmak çok yanlıştır. Her sanatın bir kaidesi olduğu gibi elbette şiirin de kaideleri vardır. Bu kaidelere uyulursa ancak bir sanat değeri olur. Mana ve kaideyi birleştirmekse ancak şairin derecesine kalmış bir şeydir. Yani bunu başardığı ölçüde toplum ve tarih önünde kabul görür. Dini şiir ve nasihatlerde rabbani tesir olması için manaya da dikkat etmeli ve yaşayarak, inanarak yazmalı. İnsan kendisi şiir yazamıyorsa, yazanları takdir etmelidir. Atalarımız böyleleri için derler ki: Kişi bilmediğine düşman kesilir. Gafile kelam, nafile kelam. Başıboşluğu, ölçüsüzlüğü, ahenksizliği, kuralı, uygunluğu uygunsuz görmek kadar yanlış olmaz. Ölçüsüz şiirler için dam başında saksan, vur beline kazmayı demişlerdir. Kur'an-ı Kerim, icaz, belagat, ahenk gibi çeşitli ölçülerin bulunmasından dolayı bir benzeri meydana getirilemiyor. Bir ayeti kerime meali, bu Kur'an'ın bir ayetinin benzerini söylemeniz mümkün değildir. Bekara Suresi 24. Ayeti Çok şairler uğraşmışsa da, benzerini söylemeye güçleri yetmemiştir. Allahü Teala diğer ilahi mukaddes kitaplara bu özelliği vermediği için değiştirilmiştir. Güzel şiir, güzelliği ölçüsünde bir şaheserdir. Dört dörtlük şiirler vardır. Peygamber Efendimiz, şair Hassan'ın sözleri, düşmanlara ok yarasından daha tesirlidir buyurduğu gibi, ağzına sağlık anlamında dişlerin dökülmesin diye dua etmiştir. Şiir hakkında hadis-i şeriflerden birkaçı da şöyle. Şiir öyle bir sözdür ki güzeli daha güzel, çirkini daha çirkindir. Büyüleyici sözler gibi hikmetli şiirler de vardır. Bazı şiirler apaçık bir hikmettir. Mevlana Hazretleri'nin Mesnevi'si, Yunus Emre gibi tasavvuf erbabının divanları, kasideleri dillere destandır. Resulullah Efendimiz'in beğendiği İmam-ı Busayri'nin Kaside-i Bürde'si pek meşhurdur. Mevlid kasidesi asırlardır okunan bir şah eserdir. Ahengi, ölçülü olmayı yani güzelliği dinimiz emrediyor. Peygamber Efendimiz, Allah güzeldir, güzeli sever buyuruyor. Güzellik, çeşitli bakımdan mükemmellik, uygunluk demektir. Bir insanın bütün organları yerli yerindedir. Kafası çok büyük, ayakları çok kısa olsa çirkin görünür ayakları veya kolları çok olsa hem çirkin görünür hem de iş yapması zorlaşır. Görünüş yönüyle de insan en güzel şekilde yaratılmıştır. Güzelliğe, ölçülü olmaya, tertibe, düzene, ahenge, kurala karşı çıkmak ne kadar yanlış olur. İnsan kendisi tertipli düzenli olmasa da tertipli düzenli olanlara imrenmelidir. Şiir yazmak Sual: Şiir yazmanın, okumanın mahzuru var mıdır? Cevap: Mahzuru yok ise de her zaman da şiirle meşgul olmamalıdır.